Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ondalık gösterim ve devirli ondalık gösterim kavramlarını inceleyeceğiz sizinle birlikte. Evet, bir rasyonel sayının virgül kullanılarak yazılış biçimine bu rasyonel sayının ondalık gösterimi deriz. Ee, rasyonel sayının paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde. Yani nedir arkadaşlar? 10 ya da 10'un kuvveti olacak şekilde genişletilebiliyorsa bu şekilde ondalık gösterimi bulunur bilir. Yani öncelikle ne olmalı arkadaşlar? Paydası 10 ya da onun kuvveti olmalı ki biz bunu on, ondalık gösterimini bulabilelim. Evet 3/10 bölü ifadesinin ondalık gösterimini arkadaşlar pay kısmını aynen yazıyorum. 3'ü yazdım. Ve 3'ün yanında bir virgül varmış gibi düşünüyorum. Şimdi bu virgülü kaydırarak ondalık gösterimini bulacağız arkadaşlar. Paydaya bakıyorum 10. Yani birin yanında kaç sıfır var? 1 sıfır var, değil mi? O zaman virgülü bir basamak sola kaydırıyorum ve önüne bir sıfır atıyorum. Yani 3 bölü 10'un 10 dozluk gösterimi ne oldu? Sıfır tam 10'da 3 oldu. 3 bölü 100'e baktığımız zaman payı yine yazıyorum arkadaşlar. Yani 3'ü yazdım ve sağında bir virgül varmış gibi düşünüyorum. Peki kaç basamak sola gideceğim? Bunu bana payda söyleyecek. Evet yüzde kaç tane sıfır var arkadaşlar? 2 tane sıfır var. O zaman 2 basamak sola kaydıracağız. Bakın 1, 2. Yani ne yapıyorum? Bakın virgülün soluna da sağına da sıfır atıyorum. Ve sıfır tam yüzde üç olmuş oluyor. Zaten arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın burada üç bölü on. Eğer bölü onsa virgülden sonra bir basamak vardır. Bölü yüzse virgülden sonra iki basamak vardır. Bölü binse virgülden sonra üç basamak vardır. Bunu da o zaman direkt yazalım. Üç basamak olması gerekiyor. Sıfır sıfır. 3 diyorum. O zaman zaten ilk mantıkla da yaptığımız zaman 3'ün yanında bir virgül var gibi düşünüyoruz. Kaç basamak sola kaydıracağım? 3 basamak. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi 0 tam 1000 3'e ulaşmış olduk. Evet 34 bölü 10 kesine bakalım. Payı yine aynen yazıyorum. 34'ü yazdım. Ne yapacağım arkadaşlar? Virgül 4'ün yanında gibi 34'ün en sağında gibi düşünüyorum. Evet Onda bir tane sıfır var değil mi? O zaman virgülü ne yapıyorum? Bir basamak sola kaydırıyorum. 3 ile 4'ün arasında kalıyor. Yani 3 tam onda 4 olmuş oluyor. 34 bölü 100 kesine baktığım zaman 34 yazıyorum ve sağında yine virgül varmış gibi düşünüyorum. Kaç basamak sola kaydıracağım bu kez? 2 basamak kaydırdığım zaman 1, 2 virgülün önüne de sıfır atıyorum. 0 tam %34. Evet. 34 bölü 1000. Yine payı yazıyorum. 34'ü yazdım ve sağında bir virgül varmış gibi düşündüm. Peki kaç basamak sola gideceğim? 3 basamak. 1, 2, 3. Ve ne oldu arkadaşlar? Ve e, bakın basamak basamak ilerledikçe ne yapıyoruz? Önüne ve arkasına 0 atıyoruz arkadaşlar. O zaman ne geldi? 0 tam bindi. 34 gelmiş oldu. Evet. 345 bölü 10'a bakalım. Yine payı aynen yazıyoruz. Yani 345'i yazdık ve en sağında bir virgül varmış gibi düşünüyoruz. Bölü 10 diyor. Yani bir basamak sola kaydırmalıyım virgülü. O zaman 4 ile 5 arasına denk gelecek. Yani 34 tam 10 da olmuş olacak. 345 bölü 100. Yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Payı aynen yazıyorum. Sağında bir virgül varmış gibi düşünüyorum. Ne yapacağım? 2 basamak sola kaydıracağım. Evet 1 2. Nereye denk geldi? 3 ile 4 arasına. Yani 3 tam yüzde 45 olmuş oldu ondalık gösterimi. Evet 345 bölü 1000. Yine aynı şekilde 345'i yazıyorum. En sağında bir virgül var gibi düşünüyorum. Bu kez kaç basamak sola kaydıracağım? 3 basamak. Evet 1, 2, 3. Ve önüne de sıfırımı atıyorum. Sıfır tam binde 345 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi öteki sayfaya geçelim. Evet bu örneklerde de arkadaşlar rasyonel ifadelerin ondalık gösterimini istiyor bizden. Ama biz ne biliyoruz? Ondalık gösterimle bir sayı ifade edebilmek için paydası 10 ya da 10'un kuvveti olmalı. O zaman gelin genişletelim kesirleri ve paydayı 10 ya da 10'un kuvveti yapalım. Evet 2 bölü 5'i 2 ile genişletirsem ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 10 olacak. 4 bölü 10'u da ondalık olarak nasıl gösteririm? 4'ü yazdım. Virgülü en sağda gibi düşündüm. Ve ne yapacağım? Virgülü bir basamak sola kaydıracağım ve önüne bir sıfır atacağım. Ne oldu o zaman? Sıfır tam. 10'da 4. Evet 3 bölü 4 kesine bakıyorum. Payda 10 olmaz. O zaman 100 yapalım. 25 ile genişletelim. Genişlettiğimiz zaman 3 kere 25. 75 bölü 20, 25 çarpı 4 de ne gelir? 100 gelir arkadaşlar. O zaman 75'e aynen yazıyorum. Ne yapıyorum? Virgülü en sağda virgül varmış gibi düşünüyorum. Virgülü 2 basamak sola kaydıracağım. 1, 2 ve virgülün olduğu yerin hemen soluna da sıfırımı atıyorum. O zaman sıfır tam %75 bulmuş oluyorum. Evet eksi 27 bölü 20. Eksi kafamızı karıştırmıyor. Arkadaşlar önce ondalık gösterimi bulacağız. En son eksiyi başına atacağız. Ne yapacağım o zaman? Öncelikle 5 ile genişletelim. Evet 5 ile genişletirsek ne oldu? Eksi 135 bölü 100 oldu. Ne yapıyorum? 135'i aynen yazıyorum ve en sağında bir virgül varmış gibi düşünüyorum. Ve iki basamak sola kaydırıyorum payda 100 olduğu için. Evet 1, 2 nereye denk geldi? 1 ile 3 arasına yani 1 tam yüzde 35. Ve en son neyi ekliyorum arkadaşlar? Eksisini ekliyorum. Evet 3 tam 7 bölü 50. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle ne yapacağım? Bu tam sayılı kesri ben bileşik kesre çevirmek istiyorum. Çevirelim. Ne yapacağız? Payda ile tam kısmı çarpıp paya ekleyeceğiz. Evet 50 çarpı 3 150. 150'ye 7 eklenirse 157 bölü paydayı aynen yazıyoruz. 50. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerekiyor? Paydayı 100 yapmamız gerekiyor. 2 ile genişletirsem ne olacak? 314 157 ile 2'nin çarpımı ne yapar 314 bölü 50 çarpı 2'den 100 artık ondalık gösterimini bulabilirim 314'ü yazıyorum en sağda bir virgül varmış gibi düşünüyorum kaç basamak sola kaydıracağım 2 basamak sola kaydıracağım kaydırırsam 1 2 3 ile 1 arasına düşmüş oluyor 3 tam yüzde 14 dedik ve ondalık gösterimini bulmuş olduk Evet arkadaşlar, şimdi devirli ondalık gösterime bakalım. Evet, bir rasyonel sayı ondalık gösterim olarak yazıldığında ondalık kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa, burası önemli. Bu sayıya devirli ondalık gösterim denir. Arkadaşlar, ne yapıyormuş? Virgülden sonra belirli sayılar devam ediyormuş, sonsuza kadar gidiyormuş. Biz buna devirli ondalık gösterim diyoruz. Şimdi örnektekini Devir Londo gösterimleri bulalım arkadaşlar. Bakın 0,444 diye sonsuza kadar gidiyor değil mi? Ben bunu sonsuza kadar yazamayacağım için arkadaşlar kısaca bunu şöyle yazabilirim. 0,4 ve üstüne bir çizgi atarım. Bu çizgi arkadaşlar devir çizgisidir. Ve arkadaşlar devir çizgisi neyi temsil eder? Sıfırdan sonra dördün sonsuza kadar gittiğini bize gösterir. Evet şimdi buna bakalım. 0,71,71,71 71 71 şeklinde gidiyor. Yani devreden sayımız sürekli tekrar eden sayımız hangisi? 71. O zaman kısaca ben 0 71 ama 71 ne yapıyor? Devre diyor. Hemen devir çizgisine üstüne attım arkadaşlar. Evet bakıyorum 52 0, 452 452 452 şeklinde gidiyor. O zaman Devreden sayı hangisi? 452 değil mi? Sürekli tekrar eden sonsuza kadar giden sayı 452. Dolayısıyla bunu şu şekilde yazıyorum. 52, 0 452 ama 452'nin üzerinde devir çizgisi var. Peki neden 0 452 üzerine devir çizgisi atmadım? Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 devretmiyor devreden kısım hangisi ise yani tekrar eden kısım hangisi ise onun üzerine devir çizgimizi atıyoruz Evet şimdi 11 bölü 3'ün devirli ondalık gösterimini bulalım nasıl bulalım arkadaşlar 11'i gelin 3'e bölelim gerçekten söyledikleri gibi acaba sonsuza gidecek mi bir günden sonraki kısımlar Evet 11'in içinde 3 3 defa 3 kere 3 9 11'den 9 çıkarılırsa 2. 2'nin içinde 3 olmadığı için şuraya bir 0 atıyorum arkadaşlar. Şuraya da bir virgül atıyorum. 20'nin içinde 3 kaç defa? 6 defa. 6 kere 3, 18 çıkarıyorum. Yine 2 kaldı. 2'nin içinde 3 olmadığı için yine 0 atıyorum. Artık buraya virgül koyduğum için buraya 0 koymama gerek yok arkadaşlar. 20'nin içinde 3 kaç defa? 6 defa. 6 kere 3, 18 çıkarıyorum. Yine 2. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Bu işlem sürekli devam ediyor. Sonsuza kadar devam ediyor. Ne yapıyormuş virgülden sonra? 6 rakamı devrediyor demek ki. Yani sonsuza kadar gidiyor. O zaman ben bunu kısaca nasıl yazabilirim? 3 virgül 6 üzerinde devir çizgisi. Evet. Eksi 25 bölü 9'a bakalım. Yine dediğim gibi eksi kafamızı karıştırmıyor arkadaşlar. En son hesaba katacağız. 25'i 9'a Gelin birlikte bölelim. 25 9'a böldüğümüzde 25'in içinde 9 kaç defa? 2 defa. 2 kere 9 18. 25'ten 18 çıktığında 7 kalıyor arkadaşlar. 7'nin içinde 9 olmadığından buraya bir 0 atıyorum. Buraya da virgül atıyorum. Evet 70'in içinde 9 kaç defa? 7 defa. 7 kere 9 63. Çıkarıyorum bakın yine 7 kaldı. E bir sıfır daha atayım. Artık buraya sıfır atmama gerek yok arkadaşlar. Buraya virgül attığım için. Evet 70'in içinde 9 yine kaç defa? Tabii ki 7 defa. 7 kere 9. 63. Kalan 7. Bakın bu işlem ne yapıyor arkadaşlar? Bir sıfır daha atsak buraya bir 7 daha atacağız. Sonsuza kadar devam ediyor. O zaman bu bir devirli ondalık sayı. Peki nasıl gösterebilirim ben bunu? 2 virgül. 7 ve üzerinde devir çizgisiyle gösterebilir. Evet arkadaşlar bu rasyonel sayının devirli ondalık gö e devirli ondalık gösterime çevrimiydi. Şimdi bir de bunun tam tersine bakacağız. Bize devirli bir ondalık gösterim verildiğinde bu rasyonel sayıya nasıl çeviririz? Arkadaşlar devirli bir ondalık gösterim verildiğinde bu sayıyı rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyoruz, paya yazıyoruz ve virgülden sonra devreden rakam kadar 9, devretmeyen kadar 0'ı da biz ne yapıyoruz? Paydaya yazıyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Pay kısmına sayının tamamında devretmeyen kısmı çıkarıyoruz, yazıyoruz. Paydaya ise virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atıyoruz. Gelin örneklerle bunu yapalım arkadaşlar çevrimlerini. Evet 1 tam onda 3. 3 devrediyor. Neydi arkadaşlar formülümüz? Sayının tamamı. Önce virgül ve devir çizgisi yokmuş gibi düşünüyoruz. Sayının tamamı 13. Eksi devretmeyen kısım yani üstünde devir çizgisi olmayan kısım nedir? 1. Bölü virgülden sonra bakın bu önemli virgülden sonra devretmeyen kadar devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Peki devreden basamak kaç tane? 1 tane. O zaman 1 tane 9 atıyoruz. Peki devretmeyen var mı arkadaşlar? Yok. Virgülden sonra yok değil mi? Zaten bize virgülden sonrası ilgilendiriyor payda kısmı için. Dolayısıyla burada bırakıyoruz. 13'ten 1 çıktı 12. 12/9 gelmiş oldu arkadaşlar cevabımız. Evet 0 tam 10 da 8. Ama 8 devrediyormuş. Tamam. Sayının tamamını yazalım. 0 8 ya da 0 8 yerine arkadaşlar 8 yazabilirim. Değil mi? Bir farkı yok zaten. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım ne? 0. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra bir basamak devrediyor. O zaman bir tane 9 atıyoruz. 8'den 0 çıkarıyorum zaten. 8 bölü 9 bulmuş olduk. Evet bir tam yüzde 14 ve 14 devrediyormuş. elin yapalım. Ne yapıyoruz? Sayının tamamını yazıyoruz. Virgül ve devir çizgisini düşünmeden. 114 eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım kaç arkadaşlar? 1 değil mi? Şu devir çizgisi 14'ün üzerinde. Bir tek 1 devretmiyor. Bölü Virgülden sonra bakın pay için sayının tamamını düşünüyoruz. Ama payda için sadece virgülden sonrası ile ilgileniyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Virgülden sonra ne dedik? Devreden kadar 9. Peki kaç basamak devretmiş? 1, 2 basamak. O zaman 2 tane 9 atıyoruz. 114'ten 1'i çıkardım. 113 bölü 90 9 gelmiş oluyor cevabı. Evet son olarak arkadaşlar 2 tam yüzde 43 ve 43 diyormuş. Yapalım devir çizgisini ve virgülü düşünmeden yazıyoruz sayımızı. 243 eksi devretmeyen kısım eksi 2 olacak devretmeyen kısım yani üstünde devir çizgisi bulunmayan ne var? 2 var dolayısıyla çıkardık. Bölü Virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç tane basamak devretmiş? 2 tane basamak. O zaman 2 tane ne yapıyorum arkadaşlar? 9 atıyorum. Ve cevabım ne geliyor? 243'ten 2'yi çıkarırsam 241 bölü 99 gelmiş oluyor. Arkadaşlar bu video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.